Demek Asya'nın diğer bir özelliği, çok biraz sonra tekrar daha detaylı konuşacağız. Diğer kanserlere göre 3 yıldan daha az kullananlarda çok anlamlı bir kanser riskini arttırmıyor. Yapıyorum, akşamı yapıyorum, çünkü çok hareket ediyorum değil. Bunlar bizim çok olmuş kadınlar ve kanser konusunda şanssız. Eğer bunu yapmazsanız meme kanseri riskiniz artar. Aynı zamanda 20 yıla ihtiyacı var. Yani hücre seviyesindeyken bir 15 yıla ihtiyacı vardır. Ama mamografik olarak en az 5 yıl önce görülebilir. Bu nedenle kitle sizin elinize kadar, elinize gelene kadar bekleyeceğinize gidip tarama programlarında mamografi çektirirseniz... Bugün burada bulunmamızın amacı meme kanseri hakkında Tekirdağ'dan bir hocamız geldi. Hoş geldin, sefa geldi o da. Bize meme kanseri hakkında, korunma hakkında, tedavisi hakkında ve yakalanmamamız için gereken şeyleri anlatacak. Can kulağıyla dinlememiz gerekiyor. Ya kendimizde ya da çevremizde bu tür hastalıklarla karşılaşıyoruz. Allah hiçbirimize vermesin inşallah. Ama olduğu zaman da ne yapmamızı bilmemiz gerekiyor. Onun için bilgileneceğiz inşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'mizde ve valimizde özellikle halkımızı bilgilendirme, bilinçlendirme konusunda, kültür, sanat ve sağlık konusunda üniversite olarak çalışmalarımızı hızla devam etmekteyiz. Halkın bu sağlık konusunda ve kanserle ilgili olan alanlarda ciddi akademi çalışmaları olan bir hocamız. Onun için öğleden sonra da tıp fakültesi öğrencilerimize ve kampüsteki öğrencilerimize bilgilendirme yapacak. O yüzden dolayı sizlerin huzurunda doçent doktor Sibel Özkan Gürdal'a teşekkür ediyorum. Kanser dünyada ölümlerin içerisinde ikinci sırada yer almaktadır. En sık ölüm sebebi kalp hastalıkları iken kanser ikinci sırada yer almaktadır. Ve bu nedenle her yıl 1-7 Nisan kanser haftası olarak tüm dünyada kutlanıyor. Farkındalık ve bilinçlendirme için insanların erken tanıya ulaşmalarını sağlıyoruz. Hocam.